Asya ve Avrupa arasında köprü konumunda olan bir ülke Türkiye. Stratejik durumu, doğal kaynakları, eşsiz güzellikleri, birçok uygarlığın beşiği, tarihi hazineleriyle dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu ve hep olacağı ülke Türkiye. Yüzyıllarca Müslüman, Hristiyan, Musevi ayrımı yapmadan tüm dinlere saygılı, topraklarında barış içinde yaşayan Türkiye. Toprakları üstünde kültür ve medeniyetleri koruyan ve yaşatan Türkiye. Çağdaşlık yolunda birçok ülkeyi ve komşularını geride bırakarak kalkınma hamlesini tamamlamaya çalışan 2000'li yıllarda Avrupa Birliği'ne girmeye hazır ülke Türkiye. Geriye dönüp baktığımızda Türkiye bu barış ve huzur dolu günlere nasıl geldi? ...19. yüzyılda yayılmacı devletler Osmanlı Devleti'ni zayıflatarak parçalamak amaçlarına Ermenileri alet etmişler. Bir takım maceracı Ermeniler de bu oyuna alet olmuşlardır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların yanında Osmanlılara karşı savaşmışlardır. Yayılmacı devletlerin Osmanlı topraklarındaki emellerini bilen Ermeniler, Hıncak ve Taşnak Sutyun gibi gizli örgütler kurarak silahlanmaya başlamışlar ve 1893 yılında Sasun'da, 1895 yılında Zeytun'da isyan çıkarmışlardır. 1896 yılında Osmanlı Bankası'na bombalı saldırıda bulunan Ermeniler, 1905 yılında Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit'e bombalı suikast bile düzenlemişlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasını Ermeni örgütleri fırsat bilmiş, Osmanlılara karşı savaşan devletlerin yanında yer almışlardır. Ermeni örgütlerinin çetelerine verdiği talimatlarda Rus ordusu sınırda ilerler, Osmanlı ordusu çekilirse eldeki tüm vasıtalarla her tarafta ayaklanılacak, Osmanlı iki ateş arasında bırakılacaktır. Aksine Osmanlı ordusu ilerlerse Ermeni askerleri silahlarıyla Rus ordusuna katılacaklardır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ilk Ermeni isyanı 30 Ağustos 1914'te Zeytun'da çıkarılmıştır. İsyanlar birbiri arkasından patlak vermiş, Zeytun isyanını sırasıyla Kayseri, Bitlis, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Ankara, İzmit, Van, Adapazarı, Adana ve İzmir'deki isyanlar izlemiştir. 1914 yılı Aralık ayında Van'da başlayan Ermeni isyanı zaman içerisinde büyük boyutlara ulaşmıştır. Van'daki isyanlar Rus ordularının Van'a doğru ilerlemesini kolaylaştırmıştır. 17 Mayıs 1915'te Osmanlı ahalisi Van'ı boşaltmış, aynı gün Ermeniler şehrin Müslüman kısmını ateşe vererek
Rusların Van'ı işgalini sağlamışlardır. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti, Ermeni ileri gelenlerine şiddetli tedbirler almak zorunda kalacağını bildirmiştir. Ancak yapılan tüm uyarıların fayda vermemesi üzerine Osmanlı hükümeti 27 Mayıs 1915 tarihinde sevk ve iskan kanununu çıkartarak savaş bölgesindeki Ermenileri daha güvenebileceği bölgelere yerleştirmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın bütün insanlık için elem dolu günlerinde ölüm kalım mücadelesi veren Osmanlı Devleti'nin kendisine isyan ederek düşmanla işbirliğine giren bir kısım Ermeni vatandaşını ülkeye daha az zarar verebilecekleri cephe gerisine nakletmelerinden daha doğal bir tedbir olamazdı. Şüphesiz ki gerek Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan Ermeniler, gerekse zorunlu göç sırasında savaş, kış şartları ve salgın hastalıklar ortamında bazı Ermeni ve Türkler ölmüştür. Fakat iddia edildiği gibi bu asla soykırım değildir. Ancak hiç kimsenin görmek istemediği bir gerçek daha vardır. O da Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermeni çetelerinin savunmasız ve masum 1 milyondan fazla Türk'ü kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmaksızın soykırıma tabi tutmasıdır. Bugün Ermeniler tarafından katledilmiş Türklere ait 200'e yakın toplu mezar tespit edilmiş ve bunlardan 8'inde kazı yapılmıştır. Erzurum, Birinci Dünya Savaşı'nda Rusların desteğinde Ermenilerin katliamları gerçekleştirdiği şehir. Ermeni çetelerinin başındaki acımasız eski Erzurum milletvekili Karakin Pastırmacıyan. Erzurum merkeze bağlı Alaca köyünde Mayıs ve Temmuz 1986'da gerçekleştirilen toplu mezar kazılarında 3 ayrı mezar açılmıştır. Toplam 278'e yakın insan iskeleti ve bunlara ait çeşitli buluntular ortaya çıkarılmıştır. İskeletlerle birlikte Kur'an-ı Kerim sayfaları, örgülü çocuk saç parçaları, bakır bilezik ve yüzükler, üzeri Arapça yazılı muska, kolye taşı ve boncuklar, Osmanlı yapımı sigara tabakası, Türk yapımı eşyalar, toplu mezarların Türklere ait olduklarını bir kere daha ortaya koymuştur. Yeşil Yayla, Erzurum'un Dumlu ilçesine bağlı şirin bir köy. Kazım Karabekir Paşa'nın hatıralarından öğrenildiğine göre, çevreden toplanan yaşlı erkek, kadın ve çocuklar köy samanlığına doldurularak ateş açılmış ve samanlık ateşe verilerek insanlar katledilmiştir. 7 Ekim 1988 tarihinde yapılan toplu mezar kazısında 100'e yakın iskelet çıkartılmış, iskeletlerin arasında yanık Kur'an-ı Kerim sayfaları, ay yıldızlı tütün tabakaları, çocuk giysi parçaları, örgülü saçlar gibi birçok kanıt çıkarılmıştır. Bu kanıtlar halen Erzurum Müzesi katliam bölümünde sergilenmektedir.